Salgın hızla yayılıyor. Tüm insanlığı, yaşamımızı tehdit ediyor. Dünyada birçok ülke salgın tedbirleri kapsamında cezaevlerini boşaltmaya başladı. Çünkü salgına karşı en korumasız alanların başında cezaevleri geliyor. Ancak Türkiye cezaevlerinde bulunan yaklaşık 300 bin insan salgın tehdidi altında yaşamaya devam ediyor. AKP ve MHP'nin hazırladığı ayrımcı infaz yasa teklifi sadece 90 bin tutsağın serbest kalmasını öngörüyor. Çoğu da topluma karşı suç işlemiş olanlar. Oysa cezaevlerinde salgın ve ölüm kol geziyor. Koronadan dolayı Samsun Bafra cezaevinde ilk ölüm gerçekleşti. Şakran cezaevinde iki doktorun korona testi pozitif çıktı. 458'i ağır, 1334 hasta tutsak ağır yaşam tehdidi altında. Tutsaklar bu dönemde kaderlerine terk ediliyor. Bizler bu ağır tablonun cezaevlerini yangın yerine dönüştürmesini engellemeye çalışıyoruz. Tekrar tekrar infazda eşitlik istiyoruz. Yarın değil, sadece bir kesim için değil, hemen, şimdi bütün cezaevleri boşaltılmalı.